Dünyanın en büyük ayçiçeği ithalatçısı olan Türkiye, Rusya-Ukrayna arasında çıkan savaş sonrasında zor durumda kaldı. Savaşın etkileri akaryakıt fiyatlarına yansımıştı. Şimdi ise ayçiçek yağına sıçradı. Ham ayçiçek yağının tonu 1400 dolardan 2000 doların üzerine çıktı. Rusya Türkiye için yüklenmiş olan 15-16 gemiyi Azak Denizi'nde, Rostov Limanı'ndan yüklenmiş olan gemiyi Azak Denizi'nde bekletiyor ve çıkış izni vermiyor. Bir nevi fiili ambargo uygulanıyor gibi bir durum söz konusu şu anda. İstanbul Ziraat Odası Şube Başkanı Murat Kapıkıran, Rusya'nın Türkiye'ye ait gemilerinin geçişine izin verilmediği bu durumun yağ stoklarını etkileyebileceğini belirtiyor. Türkiye'nin stokları da Nisan ayı ortalarına kadar yeterli durumda. Limanların kapanması ve gemi seferlerinin engellenmesi ayçiçek yağı, mısır ve buğday fiyatlarının da yükselmesine neden oldu. Mutfağın en temel malzemelerinden olan sıvı yağ son zamanlarda en fazla zam alan gıda ürünleri arasında. Bir de üzerine Rusya-Ukrayna savaşı eklenince hem fiyatlar arttı hem de Türkiye'nin Rusya'dan ithal ettiği yağ sevkiyatı durdu. Önümüzdeki günlerde bir yağ krizi bekleniyor. Şu anda oradaki gemilerin kalması yağların direkt %25 fiyat geçmesine sebep oldu. Biz 140 liraya falan satıyorduk, şu anda 160 lira. Haftaya bunu 160 liraya da satamayacağız. Şu anda biz 116 liraya sattığımız yağ şu anda 160 lira civarlarına çıktı. O yağ fiyatları bir günde 50 lira arttı. Un fiyatları artıyor. Akaryakıt sıkıntısı olduğu için, nakliyat fiyatları arttığı için bütün ürünlerin fiyatları ufak ufak artıyor. Belki savaş sürerse mal da gelemeyecek, daha da yükselecek. Mal bile bulamayacağız. Rusya-Ukrayna savaşı sadece ayçiçek yağını etkilemedi, buğday fiyatlarını da etkiledi. Genel olarak hani diyorlar ki onun %35'i sadece biz Türkiye olarak karşılıyoruz. Diğeri dış ülkelere bağlı. Un fiyatları bugün 9.75'e satıyorduk. Bayiler bize un satan kişiler 13 lira 12 liradan falan bahsediyorlar. Ondan dolayı da yani ülke olarak çok zor durumlara giriyorlar. Yağlar mallar her şey yüksek, her gün zam geliyor, gecelik zam geliyor. Mazota yapıyorlar, benzine yapıyorlar, elektriğe yapıyorlar. Yani her geçen günü kötüye gidiyoruz yani.